Arkadaşlar Infected Shelter'dayız. Infected Shelter şöyle bir yapım. Bizim bu sahneleri gördük. Abi Infected Shelter şöyle bir yapım. Bak zaten benim save dosyam var burada bir tane. Görüyorsun normalde direkt arka plan yıkık dökük başlıyor. Ama kendi save dosyama geldiğinde evler yavaştan toparlanmış vaziyette. Ve farkındaysanız bir hemşireyi falan da kurtardım. Size ben oyunun olayını söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Oyunun olayı şu. Felaket sonrasında geçen bir dünyada. Hayatta kalıyorsunuz ve hayatta kaldığınız yere bir sığınak inşa ediyorsunuz. Bu sığınağın içerisinde dışarıda bir salgın hastalık var. Bu yüzden sığınaktasınız. Salgın hastalığı bitirebilecek bir doktor var bu sığınağın içerisinde, tamam mı? Bu doktor canını dışına takıyor, harıl 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 çalışıyor. En nihayetinde tam bir şey bulacakken banditler tarafından bu kadın kaçırılıyor. Bu doktor hanım kaçırılıyor. Siz de onu buradaki karakterlerden birini alarak kurtarmaya çalışıyorsunuz. Burada oynanabilir 4 farklı karakter var. Bunların her birinin birbirinden farklı özellikleri var. Biceps Builder, Gitarist Kız ve Smiling Soldier isimli 3 karakterin yanı sıra Grandpa ve Granddaughter da var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu neymiş hocam? Combat Medic. Milli atak. Bir saniye. Ne diyor? Every unarmed and milli atak recovery HP. Hadi canım. Milli atak canımızı mı yeniliyor? Biz bunu alalım o zaman. Can yenilemeyle iyi hareket ederiz. Bunlar çok atletik karakterler bu arada. Muazzam bir heyken slash oyunu. Ve sevgili arkadaşlar buradaki hanımefendiyi biz kurtardık. Bununla beraber birini daha kurtarmıştık ama... yok. 25 altınım yok. Burada bir şey alamıyorum. Bak burada topladığım puanlarla her run senin bir sonraki oynayışına etki ediyor abi. Burada topladığım puanlarla yeni şeyler açıyorsun. Ya da silahları falan upgrade'liyorsun böyle artık. Silahlar eskisinden daha güçlü oluyor. Veyahut kıyafetleri upgrade'leyebiliyorsun. Skill'leri upgrade'leyebiliyorsun. Oyunda birçok skill de mevcut. Oyun gayet güzel bir yapıda aslında ya. Böyle her run can değeri %50 düşüyor ama tek yersin. Bir şey olmaz ya. Her run şey yapıyorsun böyle böyle. Bir sonraki oynayışına etki edecek. Değerli eşyalar elde etmeye çalışıyorsun. Abi. Bu arada adamın tekerlekli sandalyeyle alıp millete vuruyoruz ya böyle. Amcayı sana montalarım. Oyunun sesi fazla mı bu arada? Bana bir tık fazla gibi geldi sanki. Hayır! Ne kuytu lan? Ses kısacağım ses. Acık kıs ya. Tamam %50 iyidir. Acık kıs diyorum kapatıyormuş. Tamam. Bu arada son vuruş yaptığınızda da aldığımız statlardan dolayı artı 10 can falan doluyor. Bak Force Wave isimli bir blueprint bulduk. Muhtemelen bu şey gibi bir şeydir. Kullanılabilir skill gibi bir şeydir abi. Tamam onu ikiye böldün. Sağlam katanayı al. Hayır osurma. Silahların belli bir durabilitesi var bu arada. Zehirledi herif bizi. O silahların belli durabilitesi dolduğunda kırılıyor. Oy 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 amcayı kafasına vura vura amcayı kafasına vura vura. Primer avantajıyla sevgili Faruk 3. ayını kutluyor efendim. Vay be 5 yıldır takip ettiğim insana 3 aydır aboneymişim. Seviliyorsun demiş. Canım benim teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Şok tabancası var. Burada bir iksir var. Tamam şok tabancasını alalım. İksiri alalım. Ve sesi benim rahatsız olmayacağım şekilde kısalım. Bence main'den kıssak daha iyiydi ya. Tamam. Müziği de arttır eskisi gibi. Samet hiçbir şey duyulmuyor şimdi. Eyvah. Lan sağ klik yaptık diye
O aleti attı. Sıkıntı. Bugün benim kulakta bir sorun var ya böyle. Oha! Kolonlara mı vuruyorsun dayıyı? E bu vicdansızlık. Nasıl burada kimse yok ya? Gizli bir map gibi bir şey mi acaba burası? Yani bir yerden gidilecek gizli geçit tarzı bir şey olabilir mi? Sanırım yok ortalıkta. Yaban domuzlarından erkenden kurtulmak lazım. Abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Maksimum canı arttırmayı başarırsak bunlarla olur. Ne güzel kaldırdım havaya, havada dövdüm elemanları. Milletin koluyla mı vurdum ben ona? Ya maksimum can az şimdi. Eğri oturup doğru konuşmak lazım ama bu maksimum canın azlığına karşın can çalma olayı güzel. Ya muhtemelen Buffalo boss'unda canımızı okurlar işte. Baksana alan kesiyorlar resmen. Bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor gibiyim. Skillerimde neler var bilmiyorum ki. 2 numarada şey var. Can çalma benim sandığım kadar OP olmayabilir. Gebereceğim. Öyle vurulur mu ya? Biz daha mini boss'ta yatıyoruz. Ne yapacaksak ileride? Kanka şu mini boss'u biraz az zor yapın da biz geçek değil mi? Ha insan oynayacak ya bunu. Ya dayı bak. Katanayı fırlatıp duruyorsun. Soku vereceğim bu katanayı bir yerine ha. Hayvanat ölmek nedir bilmedi ki. Daha iyi tekerlekli sandalye ver. Skilleri falan da kullandık bu sefer. Bana mısın demedi. Elimizde bol bol pot var. Bu potları kullanırız. 64 altın birikmiş. Belki buradan bir şeyler alınabilir. Kan torbası. Pasif olarak 30 yana kadar yeniler diyor ama 30 yanın altında biz dolaşmayız zaten. Maksimum canı arttıran bir şey yok mu? Sahaya girdiğimizde şu boks eldivenleriyle herkese vuralım ya. Tamamdır abim. Dede ile bu karakter bir bütün dostum. Dede ile bu karakter bir bütün. İkisini bir insan olarak say. Kılıcı falan upgrade'lemeyeceğim. Bak kıyafetler arasında smoke resist'i olan kıyafet var. Ultilerden de yenisi gelmiş. Force Wave. Ya bunları kullanmayacağım ben. Ben ağırlıklı olarak relik falan düşürebilirsem relik kullanma niyetindeyim. Ama dediğim gibi abi can çalma eyvallah. Yani ne kadar iyi olsa da 160 can gibi bir can değeri yeterli değil. Ayrıca zehirlenmişiz. Kardeşim osuruğuna kuvvet, osuruğuna. Götüne kuvvet yani bir insan böyle osurabilir mi birader ya? Vallahi amcayı kafasına vura 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 indiresim geldi. Aa bazuka çok iyiydi bu arada. Bak maksimum can arttıran trinket'lar alıyorum ama
Buradan nereye gidiliyor? Şuraya doğru. Abi bu roketi verimli kullanasım var ya. Yani keşke silahı saklama mevzusu olsa ama ne yazık ki silahı saklama mevzusu yok. O an o bazukayı kullanmam gerekiyordu ve kullanmak zorunda kaldım. Şöyle bilinmeyen içkileri falan alalım. O ne ya? Dayı? Bu arada bize bilinmeyen içkilerin her daim buff verme özelliğini aldım. Bilinmeyen içkiler buff veriyor. Güzel. Maksimum MP. Şunu alalım. Kritik ihtimalini alalım. Motorlu testleri iyidir ya. Gürzan daha iyidir muhtemelen. Kalideniz 7 Primer avantajı ile ikinci ayını kutluyor. Merhabalar dostum, hoş geldin. Ultin ne işe yarıyor? Ulti değil. Oyunda kullanabildiğimiz 4 tane skill var. Ya her randa değişiyor tabii bu skill. Her birinin farklı özelliği var ya. İşte kimi destek kuvvet çağırıyor. Kimi drone'la saldırıyor. Bak bizim elimizde ne varmış? Ateşli oklar var, drone var. Bir de destek çağırma var. Destek çağırdığında yukarıdan bir tane adam geliyor böyle. İple kendini sarkıtıyor. Bu arada acayip güzel reliklerimiz var ya. Yani bu relikler adamı diriltir. Bak kritik ihtimali var. Maksimum canı arttıran var. Şansı arttıran var. Skill'lerin recharge olma süresini arttıran var. Azaltan daha doğrusu. Daha az beklememizi sağlayan. Var oğlu var yani. Bizim bayağı bir yardımımız var burada. Bayağı faydalı olacak gibi bu. Tamam. Bak bu da artı 5 şans. Relikler çok iyi geldi ya. Oy. Kanka. O boss'u ayağa kaldırma. Ne yapıyorsan yap. Abi yavaş. Öyle vurulur mu? Biz bu herife ne yapacağız aga? Aa! Yanımızda bizle beraber martı verdi. Ne yapıyor bu martı? Simit isteme saldırısı mı yapıyor abi? Military Tactics. Ya güzel blueprint geldi. Tabancayı aldım ben. Girdim içeri. Silah tamir kiti var. Altın elma var. %50 damage ama canım fullken mi %50 damage? Evet. Canım fullken %50 fazladan damage. Ben nerede canım full gezeyim abi? Canım %80'ken düşmana double damage. Hocam inşallah da siz hayal dünyasında yaşıyorsunuz ya. Vallahi altın bandajı aldım da ne işe yarayacak bilmiyorum. Aa, para keşesiymiş bu. Ya para bir sonraki rana da kalıyor ya. Hepsini harcamaya gerek yok.
Hacı amca ve hayırlı torununun maceraları. Aynen abi, oyunun temeli burada yatıyor zaten. Ben şunu alıyorum ya. Canım full gezmeyeceğim, ona eminim de. Crossbow geldi. Intelligence geldi. Dark Fire Up geldi. Military Tactics geldi. Şunu bir fulle. Abi artık Fire ve Dark Fire vuracağım. Ve Military Tactics öğrendim. Bu benim işime yarayacak. Oha, en kaliteli crossbow falan açılmış. Şimdi boss savaşı. Hadi bakalım. Zuntikam Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Zuntikam merhabalar, hoş geldin. Oğlum ne oluyor? Bir silah alsaydım lan. Vicdansız. Abi osura osura gitti herif. Kardeşim. Babanın ayrına demet yeseydin lan. Silah sana girsin diyeyim de bari. Abi iskeletler ordusu. Gidin ve şunun bir canını okuyalım. Osuruğuna tüküreyim birader. Yani İnsan nasıl bu kadar osurabilir ya? Eyvah. Tuşlar terse. Oğlum hani kötü etkisi olmayacaktı bunun lan? Arkadaşlar tuşlar terse. Oyun buff ver, debuff verdi abi. Yeterince iyiymişim gibi oyun debuff verdi. İlk aşamayı tamamladı. Şuradan gürzü ver. Ay, illetsin oyun, illet. Bizim mi osurma yeteneğimiz açıldı? Umarım hemşire değil de dede osuruyordur. Lan kalk üstümden. Vay arkadaş, vay arkadaş. Aşağı tükürsen sakal. Yukarı tükürsen bıyık. Damage de atamıyorsun ki. Oyun galiba böyle. Kurban Bayramı Edition. Oha, bu ulti süpermiş lan. Nasıl öldük lan? Ben nasıl öldüğümüzü hiç anlamadım abi. Ben nasıl öldüğümüzü hiç anlamadım. Kendi kendimize mi osurduk ya? Nasıl öldük? Tamam dede, demek ki can çalıyor diye direkt dede ile ebeyi almayacağız abi. Knight. %200 melee damage. But %20 firearms damage. Animal saver. You get two more pets. One by one. But pets eat from food storage in every new area. Oha oha. Şimdi abi, bu hayvan severi aldığımızda, hayvan koruyucusunu aldığımızda yanımızda birden fazla pet bulundurabileceğiz. Ama petler her savaş alanına girdiğinde bir tane yemek yiyecekler. Yani mümkün değil. Galiba kendi osurumda boğuldum bu arada. %200 maksimum can ama her wave temizlediğimde %20 maksimum can değerim mi düşüyor? Çok saçma, ben bunu almam. En güzeli şu Knight skill'i olan ya. Knight trade'i olan. Bu Brain Fisher'la oynanır. Brain Fisher'la oynanır. Ver Brain Fisher'ı. Zaten bu herif böyle izbandut gibi abi. Göbeğiyle yok eder, anladın mı? Göbeğiyle yok eder her şeyi. Dayı yeni bir özellik, stat mı tat bir şey geldi mi? Üzerimizdeki kıyafet ne bizim?
Ha bak şu kıyafet var. Şans %30. Smoke resist. Peki. Maksimum HP. Bak. Bizon asit vuruyordur değil mi? Yani bizonun osuru asittir. Bence bunu giyelim. Asist resisti olan ürün giyelim abi. Ha birazcık koşu hızımızı yavaşlatıyor ama olur o kadar ya. Ya muhtemelen asit vuruyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bizon osuruyor abi. Osurduğu için asit diye tahmin ediyorum ben. Arkadaşlar hemen bir lavabo molası verip geliyorum. Birazdan buradayım. Hemen geliyorum. Geldim efendim, buradayım. Koluskaların yazı bug'a girmiştir ya. O rozetini takmadan yazabiliyor mu? Abonelik rozeti çıkarılamıyor diye biliyorum ben. Twitch'te. Belki de çıkarılıyordur. Emin değilim. Hadi bakalım şöyle devam edelim Infected Shelter'a. Aynen bug'a denk gelmiştir. Şuradan bir hemen iksirleri toparlayalım. 12 altınım var. 12 altına bir cacık alınmaz. Assist resist umarım bizi kurtarır ya. Bak dodge atıyorsun, blok yapıyorsun, zıplıyorsun. Okey, hikako. Tamam. Tamamdır. Eyvallah. Bak buradan da var ya böyle bir bize bir parça item verdiği çok iyi oldu. Tab'dan envanterini görebilirsin falan filan. Atakları biliyoruz ya. Atakları biliyoruz hocam. Hop hop. Bu güzeldi. Grab enemy. Oy. Bizim karakterin damage'i çok fazla. Ama dur. Ben Knight'ım. Melee atağım kuvvetli. Fakat range atakta kötüyüm abi. O yüzden range silahlar almayacağım. Accuracy modification. İsabet oranı arttıracak galiba bu. Göbek saldırısı mükemmel bu arada. Benim de hoşuma gidiyor göbek saldırısı. Böyle birazcık daha farklı tipler geldi, fark ettiniz mi? Oğlum ne oluyor? Hatun'un niye şatkanı var? Bir saniye. Bacım sen bizi felç etmeye geldin galiba. Testere. Vren. Güzel de. Burası yeni map. Evet. Abi yavaştan Rider'ların inine gelmiş olabiliriz bu arada. Ya biz geçen el buralarda bayağı ilerlemiştik. Oy. Sanırım bu karakterle bu levele kadar geldiğimiz için oyun bunu seçtiğimde buradan başlattı. Lan dur, dedeyi niye biçiyorsun? Dedeyi niye biçiyorsun? Ruh hastası. Kritik ihtimali dark fire resist falan filan. Ha. Yeni motorlu testereyi ver. Dedeyi biçme oğlum. Ruh hastası olmanın lüzumu yok. Dedeyi biçme. Skill recharge süresini salla. Yemek alınabilir belki. Shotgun'ı almayacağım. Buradaki diğer şeyleri de almayacağım. Bloodstone'u falan.
Domuzu alabiliyorum. Bu domuz ne veriyor abi? Kill aldığımızda düşman öldüğünde koyun düşme ihtimali veriyor galiba. Bilinmeyen içkilerin özelliğini bilme. Ver. Small drink intelligence. STR drink. Red wine. Şarap. Small slow healing drink. Tamam 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 tamam. Güzel güzel. Abi içkilerin özelliğini bilmek daha iyi olur. Çünkü hatırlayın abi. Geçenlerde bana faydası dokunacak diye. Aha! Kendi kendini zehirledi. Osurarak kendi arkadaşını zehirledi abi. Hikako. Eyvah amık. Eyvah. Hilader. Bu kolu bir yerine sokarım. Lan yavaş lan. Yavaş ol be hayvan. Lan burada bizi mahvettiler arkadaş. Burada bizi mahvettiler ya. Skillerinde ne vardı? 2 numarada kalkan vardı. Şahin falan vardı. Onları da kullanırız bir ara ya. Yok yok, tuşlar tersine değil. O içkinin birini içince başımıza geldi. Şu hatundan katanasını alırsak çok iyi. Bunu da bir ikiye bölelim. Abi boss için kartalları çağıralım. Yüzüğü neden kartallarla götürmediler abi? Yavaş. Güzel güzel güzel. Yürüdüğüm yerde depremler oluştura oluştura. Bir silah alabilirsem çok iyi olacak. Ama önce şu armutları bir yiyeyim. Güzel. 3'te hala şeyimiz var abi. Intelligence drink değil ya. Can versin böyle minik. Çok iyi. Tamam. Donutları yememe gerek yok. İyi can doldurduk. Güç iksiri dolsun. Dur. Oğlum sandığı açsana. Lightning. Tamam, bu da 4 numaraya oturacak galiba. Denizci kıyafeti ne işe yarıyor? Ice resist. Bu el karşıma çıkacak elemanın ne vuracağını bilmiyorum ki. Asit falan vurur herhalde yani. Benim tahminim o yönde. Hep bir şeyler içmek 5 can yeniler. Olabilir aslında, bunu alabiliriz. Buna param yetmiyor zaten. %80 assist resist pasif olarak. Üzerimde zaten assist resist var. Bence ben şunun parasını alayım. Buradan da her içkide artı 5 can alayım. Zira elimde intelligence veren şeyler var. Şişeler var. Onları bir kullanmak lazım. Yeni kıyafet açıldı. Weak warrior. Grounded spike. Max HP arttırmaca. Çok iyi oldu bu. Stone stomach. Taş mide. Negatif etkilere karşı direnç falan kazanıyor abi böylelikle. Bu taş mideyi almak lazım puan biriktirip. Net. Kıyafetlerde ne açıldı? Artı 40 şans ve %50 poison resist. Çok güzel bir şeyler açılmış bu arada. Cidden güzel şeyler açılmış. Burada da güzel şeyler açılmış. Ama bizim önce bir şey yapmamız gerekiyor yani. Biraz puan toplamamız gerekiyor. Boracığım, oyundan sonra bakayım. Lan. Kanka kusma artık ya. Gırtlağına sıçayım birader. Reflün mü var? Hanımefendi ağzıma tükürdü bu arada. Abi üstüne kusana sıksana. Kung fu yapıyoruz adama da. Lan ağız burun dalıyorum da.
Birader bu nedir ya? Sen nesin? Şok taret. Bu direkt milleti kesiyordu bu arada. Şu gereksiz içkilerden bir kurtul. O şarap içtiği zaman sağa sola koşturuyor. O milletin üzerine kusarak hareket ediyor ya. Milletin üzerine kusarak saldırıyor abi. Kürek daha çok vuruyor katanadan. Flamethrower. Flamethrower çok iyi de. Bizim şeyimiz yok ki. Lan iyi hıçkırdın, iyi iyi tamam. Lan kendi drone'uma mı vuruldum? Şöyle bir depremden faydalanalım. Ben bir numaradaki skillimi kullanamadım anladığım kadarıyla. Potion Shovel. Armut ver. Armutu ye direkt. Anladım. Şöyle kürekle vurabildiğim kadar vurayım elemana. Yo 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 yo. Shotgun almak yok. Shotgun alırsa can yakar çünkü. Ben niye kullanmıyorum shotgun'ı? Benim karakter Knight. Melee damage'i %200. Lakin menzilli silah kullanmaya kalkarsa 0 abi. Oy, dur dur dur. Dur gözünü seveyim dur. Katanayı ver. Medic profesör. E güzel. Bu arada her son vuruş yaptığımda artı 10 can alıyorum. O yüzden katanayla milleti biçmek güzel bir şey. Ne var skillerimde? Kusma lan artık. Yeter be birader. Ne mikrop adam çıktın ya. Bir de gülüyor ya. Hayır abi mikropluğun da bir sınırı olur ya. Adamlar kusa sıça kusa sıça şey yapıyorlar böyle. Üzerimize geliyorlar. Donatları ye. Bak güzel şeyler saklıyoruz boss'a. Karşımıza boss çıkarsa güzel şeyler saklıyoruz abi. Tamam deprem kendine geldi. Yıldırım skillim var. Her şeyim var. Çok kötü oldu bu. Şunu al. Hayır 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 hayır. Bu mini boss gibi bir şey. Bunu ayağa kaldırırsam bu beni yer diyecektim ki yiyor. Aga. Acayip yavaş hareket etmeye başladı bu arada. Neden? Şu yemeği ye.
Bunu da iç. Evet, elimizde doğru düzgün malzeme kalmadı. Bu herifi alırsam alevli oklar gidiyor. 3 numaradakini çıkarıp bunu alamıyor muyum ya? Skiller. Dur. Şu ne işe yarıyormuş misal? Bekle. Okları ikiye al. Tam artık her şeyimiz doğru düzgün saldırı. Maalesef elemanı alamıyorum. 78'im var. Ayı pasif olarak kartopu atıyor. CD boss düşünce garanti şey veriyor. Blueprint veriyor. Pilin ne yaptığını bilmiyorum. Ayıcı alayım. Şunu alayım. Hadi bakalım. Birader. İllaki burada gelmiştir bir şeyler. Medik profesör. Ve taş mideli. Neden? Bu taş mideli sayesinde içtiğimiz içkilerden yan etki almayacağız. Silahlara hiç upgrade basmadım. Zira genelde silahla oynamıyoruz zaten. Genelde karakterin bilek kuvvetine güvenerek oynuyoruz. Belki bu bizim ikinci boss'u kesmemiz adına bir şans olabilir. Oha! Oha birader, bu ne? Atak helikopteri. Yok ablam, dünkü çiftlik oyunu tek atımlıktı. Evet kanka, Dead Cells gibi roguelike. Amaç ölmeden gelişebildiğin kadar gelişmek. Ama bizim çocuk iyi vurdu ona. Yo, daha bir daha gelecek canım. Bu kadar erken olur mu? Öyle dedim, ulan ne hızlı hallettik. Mümkün değil çünkü yani bu kadar hızlı adamın işini bitirmem ya. Ulan. Çok taretimiz bir halta yaramadı sevgili arkadaşlar. O ne lan? Skilleri kullanmayı unuttum yere bak. Abi takip eden roket ayıp değil mi lan? Kartallarla bir git üstüne. Güzel. Artı 10 HP gelir buradan. Aha! Deprem skilliyle kestim. Deprem. Yere indiği an açtım depremi. Depremle kestim herifi. Daha şimşeğim duruyormuş zaten. Bu ne kıyafet hocam? %20 şans. Yok ya, asit kıyafeti daha iyi. X Sharp Blade.
Vallahi ikinci boss'u ramlayarak kestiğimiz tek karakter bu sanırım ya. Kanka güzel şeyler toplamış olmamız lazım. Ama buradan değil, silahlardan geldi galiba güzel şeyler. Bir saniye, buradan bir de şunu fullleyelim o zaman. Buz damage'ini de iyice kullanabilelim. Bak hep bir sonraki run'ımıza yatırım yapıyoruz abi. Hep bir sonraki run'a, hep bir sonraki run'a. Çünkü... Sen yayın açmadan önce çiftliği izliyordum, yayın açınca otomatik sen geldin. Ablam tekrar tıklarsan çiftlik devam eder. Abla bugün bu oynadığımız üçüncü oyun genel anlamda keyifli gidiyor. Bilader herif beni köşeye aldı. Ulan ne yapıyorsun? Armut ve donutu yiyelim. Şöyle bir kendimize gelmeye çalışalım. Oyundaki elemanlar evet osurup sıçıp vuruyorlar yani. Şunun kafasına indir. Ayrı bir tişört geldi. Peki. Gürzi ya, Gürz'le devam edelim. Gürzi. Lan ne oluyor? Aha geliyorum lan. Birader o nasıl bir saldırı? Adam kafa atma skilliyle İçimizden geçiyor. Armutlar depremin etkisiyle düştü galiba. Shield. Bunlara son vuruş yapa yapa indiririm de. Boss olayı bizim için sıkıntılı. Ay, fight'ın esnasında karakter götünü dönüp osurunca bir farklı geliyor, anladın mı böyle? Diyorsun usta burada ters giden bir şeyler var bak. Burada mantığıma yatmayan bir şey var. Ya ben silah yükseltmelerinden ziyade şeyi oynuyorum dostum, karakter yükseltmelerine. Ya çünkü silah hani hamburgerin yarısını ısırıp atınca zehir mi yiyorum? Ağzı mikroplu demek ki herifin. Ulan ne oluyor? Önce bu. Bütün skillleri kullanmama rağmen nanay. Diktik nalları. Zaten nalları dikeceğimiz belliydi canım. Hoş geldin Selim, hoş geldin, merhabalar. Güzel blueprint toparladık ama yaklaşık run 25 dakika sürmüş. Arada bir de atak helikopteri indirdik abi. Bu elemanın özellikleri hakikaten güzel. Bu neymiş? Bak daha fazla yemek depolayabiliyor. %100 smoke resisti var. Gitarist Hatun'la hiç oynamadık. Belki bir tur bir Gitarist Hatun'la oynayabiliriz. Yavaş metabolizma. %100 health bonus ama... Brave. Komboda kritik ihtimali. Hakikaten hiç gitarist kızla oynamadık ya. Bir turda onunla oynayıp öyle oyun değişelim.
Selim'in resmini gördüm. Acayip yakışıklı. Tabii ablam. Bak güzel combo yapıyor. Tamam. Hatun Çar hareketli. Hop 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 hop. Bak bu arada bizimkilerin doktoru geliştirdik. Doktoru geliştirdiğimiz için daha güzel item veriyor. Pet attack 2x faster. Bak bu, o olabilir misal. O petin atağını hızlandırmayı alabiliriz abi. Petin atağını hızlandırmak güzel olur. Dediğim gibi silahlara yatırım yapmıyorum. Çünkü silahlar her zaman bulunabilir öğeler değiller. Ama misal katana upgradelenebilir. Neden? Çünkü ağzınıza abi bu kadar çirkin bir görsel olamaz bu arada ya. Ya katana upgradelenebilir. Niye? Çünkü muhakkak katana geliyor zaten elemanlardan. Hatun çok hareketli abi. Gerçekten çok hareketli. Tamam, kalkanı aldım. Bir trebe aldık. Hızlı combo çıkarabiliyor. Ama tercihim önce shotgun'ı kullanmandan yana olurdu. Güzel skill. Güzel. Bizim üzerimizdeki kıyafet neymiş? Yani ice resistlik bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Taramalı değil de pistolle hareket et. Pistol daha güzel olabilir. Aynen aynen, kolum kadar shotgun. Hanımefendi, burada ortalık karışabilir. Testereyi çok rahat kullanamayabilir. Elimizdeki bütün mermileri kullanalım. Oy, gitarın sapıyla. Ama yani onun elimde patlaması pek hoş olmadı gibi. Ne diyorsunuz? Kesinlikle çok hareketli Çar bu arada. Ama umduğumdan fazla damage yiyor ve o kadar fazla damage çıkaramıyor ne yazık ki. Güzel. Ege İpek merhabalar, hoş geldin. Dayı. Bak biraz mekandaki nesneleri kullanalım. Bu ne, mikrop gibi bir şey mi? Evet, meteor atıldı ama abi hatun neden maymuna döndü? Ve kafamızda niye havai fişekler patlıyor? Herhalde içki falan komboladık ya. İçkilerin birinden de deli divane para geldi. Abi içki falan komboladık büyük ihtimalle. Aha arı. Arı asit atıyor. Şununla canımızı yenileriz. Bak %80 asist resisti ver. Geceleri full kritik vurmayı ver. Bütün parayı boşa harcadık şu an bu arada an itibariyle. Yok ablacığım, çiftlik oyunu zaten tek atımlıktı ya. Bir ellik diye düşündüm.
Girdim çıktım direkt. Bak burada. Güzel. Karakteri ufak ufak geliştiriyoruz abi. Ufak ufak. Neden devamı yok oyunun abla? Çünkü aşırı sıkıcı. Gerçekten aşırı sıkıcı. Tarlayı ekiyorsun, uyuyup uyanıp bekliyorsun böyle. Hakikaten şey yapılmaz. Ya oğlum benim asist resistim yok mu? Benim taş gibi asist resistim var. Niye bu üzerime sıçan elemanlardan kurtulamıyorum bir türlü? Tamam, güzel testlere güzeldir. Abla oyun çok sıkıcı. Gerçekten çok sıkıcı. Yani yapacağın hiçbir şey yok oyunda. Hani sadece domates ektiriyor. Ötekini ektirmiyor bile. Biliyorum Deniz'im. İnternet Cafe Simülatör'ün ikinci oyununun çıkacağını. Farklı oyunlar üzerinde çalışacaklar. Onları da biliyorum. Testlere güzel işe yaradı. Testlere güzel işe yaradı. Yalnız relik sayımız fazla değil. Ondan dolayı patlayabiliriz. Çünkü yeterince relik yok baksana. Hani maksimum HP'yi falan arttıran veyahut daha kaliteli ataklar çıkarmamızı sağlayan bir şeyler olsaydı kesinlikle daha keyifli olabilirdi. Oy! Oy! Oradan artı 20 can yenilenmesi. Güzel. Sanırım bunların hepsi yan etkisi olan içecekler. Ama biz taş mideli başarımını aldık ya. Oy. Ondan bir şey olmuyor diye tahmin ediyorum. Tekerlekli sandalyenin dalı nerede? Onu yok ettim ya abi. Orada şey yaptık, öldük. Çok can yenilenmesi vardı ama. Abla yayındayken oynanmıyor o tarz oyunlar. İnan yayındayken oynanmıyor. Yani aşırı sıkılıyorsun, çabuk modun düşüyor. Hani chill chill arka planda müziğini dinleyerek oynanır mı? Oynanır. Ama yayında a-a. Zaten hani yayın abone modunda otomatik etkileşim de sıfıra yakınına geçiyor. Kendi adamını iyi vurdu. Gerçekten kendi adamını güzel vurdu. Tabii canım, otel simülatörden de sıkılacağım tabii. Ama ya belli bir yere kadar. Belli bir yere kadar. Bir şey yapalım. Yıldırımı da bir ye. Bir de kalkan açıp kalanları kendim pataklayayım. Benim şu an var ya, boss'u kesmeye tek güvencem şu Snowman ya. O atacağım kardan adam. Bak can yenilemesi çok güzel oldu. Kılıç değil, testere 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 iyidir abi. Oğlum dışarıda renklere ne oldu? Eleman. Bir de destek çağıralım, destek kuvvet. Dışarıda renkler gitti lan. O bizim baboyu yediler abi. Bir kalkan alayım kendime. Şu mini bosslar da adamı iyi zorluyor ya. Ha, sıfır testere. Yeni silah için teşekkürler.
Medal of Wing. Bu sanırım rüzgar estirecek. Sen ne veriyorsun? Blight Resist, Fire Resist. Aa. Max health artı 10 kritik fire rate. Bu daha iyi ya. Kendi kıyafeti daha iyi. Ne alabiliriz sana? Kritik vurma ihtimali alabiliriz. Ayıcıyı alabiliriz. Biri zehir vuracak, biri donduracak. Ama gitarist kızın canı yeterince yokmuş ya. Biraz daha canı olaymış, iyi olabilirmiş. Neler açıldı? Şeften ücretsiz relik. Artık her run'a başladığımızda ücretsiz relik alacağız ve buradan ötesi sanırım boss. Ha, gene mi helikopter boss'u? Bak diğerinden daha rahat kestik ha. Oy. Tek komboda benim canımı okudu bu. Aa. Ama bu büyük terbiyesizlik ya. Arada kıyafet değiştiriyorum böyle ne olduğunu anlamadan. Dur bak ben helikopter gelince biliyorum yapacağı. Kardan adamı açacağım. Kardan adam onu stunlayacak. Ben de üzerine Allah ne verdiyse skill bo yağdıracağım. Plan yaptı. Yok abi, gitarist kızla zor ya. Gitarist hatunla zor. Selamlar abi, teşekkürler, iyi yayınlar dileyim için. Sağ olasın. Depremle tek attıydık da işte bu çarda deprem yoktu. Neyse. Arkadaşlar, burada save alındı. Şimdilik bizden bu kadar efendim. İzleyen herkese teşekkürler. Bu da Infected Shelter isimli bir oyundu. Ki ikinci bölümüydü zaten bu.